Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda en yüksek oyu alan Ersin Tatar, ikinci turda Mustafa Akıncı ile yarıştı. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Resmi olmayan sonuçlara göre Ulusal Birlik Partisi'nin adayı Ersin Tatar, oyların %51,74'ünü alarak seçimin galibi oldu. Bağımsız aday Mustafa Akıncı ise oyların %48,26'sını aldı. Beni bu akşam Cumhurbaşkanı seçmişti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeni Cumhurbaşkanı Tatar, seçim galibiyetinin ardından zafer konuşması yaptı. Tatar, gerilimin artık geride kaldığını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ileriye nasıl taşıyacaklarını bakacaklarını aktardı. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Halkımıza çok teşekkür ediyorum. Kıbrıs Türk halkı kendi demokrasisiyle, sandığa yansıyan kendi iradesiyle beni bu akşam Cumhurbaşkanı seçmişti. Ben oy verenlere, vermeyenlere de teşekkür etmek istiyorum. Bizim için önemli olan kutuplaşmak değil, birlik, beraberlik ve bütünlük içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni daha güzel günlere taşıyabilmek. Çoluk çocuğumuza, gençlerimize bu topraklarda güvenli bir gelecek sunabilmek için çalışmalarımızı bu anlayışla yürütmekten bize yakışan budur. Dolayısıyla bir kez daha halkımıza teşekkür etmek istiyorum. Ben seçimlere katılan, demokrasi sınavına katkısını koyan diğer Cumhurbaşkanı adaylarına da yürekten teşekkür ediyorum. Sayın Arıklı'ya ve Fikret Ağlı'na elbette beni bugün yapılan seçimde destekledikleri için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Rauf Denktaş kardeşimize de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Açık destek verdiği için. Ama tabii ki bu pandemi süresince gerçekten çok büyük sıkıntılar yaşarken, hükümet ederken aldığımız tedbirlerle, yaptığımız çalışmalarla bugün dünyanın büyük ülkeleri hala daha pandeminin sıkıntısını yaşarken, Güney Kıbrıs'ta günde 200'e yakın vaka çıkarken bizde vaka yoktur değerli kardeşlerim. Pandemiden dolayı gerçekten olağanüstü koşullarda hükümet ederken Ulusal Birlik Partisi ve Halkın Partisi'nin oluşturduğu koalisyon hükümetinde çok önemli, çok değerli çalışmalar yaptık. Bu bakımdan Sayın Kudret Özersay'a ve arkadaşlarına da teşekkür etmek istiyorum. Ama tabii ki pandemi döneminde yaşanan sıkıntılar, ekonominin gerçekten büyük bir sıkıntı içerisine girmesi, kamu maliyesinde yaşanan sıkıntılar ve tabii ki bizlere büyük destek vererek bizlerin o sıkıntıları aşmasına büyük katkısını koyan ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'ne de teşekkür etmek istiyorum. Başta tabii ki Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve yardımcısı Fuat Oktay'a da çok teşekkür etmek istiyorum. Biz vefalı insanlar olarak Kıbrıs Türk halkı bu topraklarda yaşam mücadelesi verirken elbette her zaman bizim yanımızda olan ve buna evlatlarını gönderen, şehitler veren Türkiye Cumhuriyeti'yle birlikte olmaktan övünç ve kıvanç duymaktayız. Hiçbir zaman seçim malzemesi yapmak için anavatan Türkiye'ye laf uzatanlara reddediyoruz, kınıyoruz. Bugün bu neticeyle artık gerilim geride kalmıştır. Artık rahatlık,
çalışma, birlik ve beraberlik ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ileriye nasıl taşırız, onun çalışmalarını yürümek durumundayız. Ben Cumhurbaşkanı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni daha ileriye taşımak için Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda başı dik ve onurlu bir şekilde yaşaması için her yerde çalışmalarımı bu anlayışla yürüteceğim.